Taha Akyol, eğitim alarm veriyor. PISA sonuçları açıklandı. Birkaç puan yukarıya çıkmak, vasat durumumuzu değiştirmiyor. Ekonomideki, orta gelir, gibi, eğitimde de, ortada dolanıp duruyoruz. PISA sonuçları üzerine MEF Üniversitesi'nde akademik bir panel düzenlendi. MEF Üniversitesi Rektörü Profesör Muhammed Şahin, Atatürk'ün eğitim mahlesini anlatarak başladı konuşmasını. 2003 yılında dahil olduğumuz PISA sınavlarında Türkiye'nin nitelik atılımı yapamadığını, puanlarındaki artışların Türkiye'nin yerini değiştirmediğini anlattı. Türkiye'de 80 kadar teknokent bulunduğunu, patent sayısının 11 bin olduğunu, bunun Güney Kore'de 272 bin, 10 milyon nüfuslu İsrail'de 17 bin olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de ARGE kültürü yürümüyor, dedi. Profesör Şahin, yapay zekanın yeni bir çağ başlattığını, yapay zeka destekli eğitimin çok büyük bir imkan olduğunu anlattı. MEF Üniversitesi yapay zeka lisans programı başlatmak için YÖK'e başvurmuş, bir yıldır cevap gelmemiş. Lokomotif Beyinler. Profesör Eren Ceylan, çağımızda iktisadi değer yaratmanın bir örneği olarak iki gencin kurduğu WhatsApp'ın değerinin 200 milyar dolar olduğunu belirtti. Bu Türkiye'deki birçok kamu ve özel şirket toplamından fazladır. Ceylan, ekonomik kıymet yaratacak bilgi, kavramını ve matematiksel akıl yürütme kapasitesini vurguladı. PISA'da bunun ölçüldüğünü belirtti. PISA'da en düşük puanlar 1 ve 2 basamaklarında yer alıyor. En yüksek beyin kapasitesini yansıtan en yüksek puanlar ise 5. ve 6. basamaklarda. Türkiye'de öğrencilerin %5,6'sı, yani kabaca 50 bin öğrenci bu en yüksek 5. ve 6. basamaklarda. Bu oran Güney Kore'de %22 civarında. Profesör Ceylan, Türkiye'deki bu 50 bin öğrencinin en yüksek kalitede eğitime devam etmeleri ve yaşları geldiğinde ekonomide lokomotif haline gelmelerinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Yapay zeka, çağında yer almamızın lokomotifi onlar olacak. Profesör Ceylan'a göre, PISA sınavlarına en alt birinci ve ikinci basamakta yer öğrencilerimizin oranı yüzde %38, yani 361 bin kişi civarında. Profesör Orhan Arıkan, yapay zekanın eğitime girmesiyle, yoksul ve düşük eğitimli aile çocuklarının da PISA puanlarının yükseleceğini belirtti. Nihayet, düşük puanlı öğrencileri, üniversiteye değil, mesleğe yöneltmek gerektiğini anlattı. Diploma alsalar bile hayatta başarısız ve mutsuz olacaklar. Ama mesleki eğitimin kazandıracağı iyi gelirli bir iş onları mutlu edebilir. Örnek Alman eğitim sistemi. Öğretmen sorunu. Fert bayına milli geliri 35-40 bin dolara ulaşmış bir gelişmiş ülke olamadık. 10 bin dolar civarında orta gelir tuzağı NDA'de belenip duruyoruz. Gelişmiş ekonomiyi yürütecek nitelikli iş gücü olmadan gelişmiş ülke olunabilir mi? Panelde, MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Mustafa Özcan, orta yeterlik tuzağı, kavramını ortaya attı ve bunu, orta gelir tuzağı, kavramının mukabili olarak kullandığını belirtti. Eğitimin birçok faktörü olduğunu bunların başında da, aile ve öğretmen, kavramlarının geldiğini anlattı. Düşük gelirli ve düşük eğitimli aile çocuğuna iyi imkanlar veremediği gibi çocuğun zihninde merak uyandırarak bilgiye yöneltecek bir aile ortamının oluşması da zor oluyor. Özcan ülkemizde eğitim alanında hem akademik içeriği hem de etik değerleri yaşayarak öğrenmek tezinin öncüsüdür. Bilhassa öğretmen konusu üzerinde anlattıklarını not aldım. Özcan, öğretmen bilmediğini öğretemez diyerek öğretmen adaylarının KPSS öğretmenlik alan bilgisi testi NDE aldıkları sonuçları yıllara göre gösteren ayrıntılı bir tabloyu perdeye yansıttı. Türkçede 75 sorudan 48'ine doğru cevap vermişlerdi. Matematik, fizik, coğrafya, kimya, din kültürü ve ahlak bütün bu derslerde 75 soruya veren doğru cevaplarının oranı 30'lu ve 40'lı sayılarda kalıyordu yani orta, vasat. Profesör Özcan öğretmenlik sınavındaki puanlarla PISA sınavında öğrencilerin aldığı puanları mukayese etti, ne kadar biliyorsa o kadar öğretebilir, diyerek aynı kavramı vurguladı, orta yeterlik tuzağı. Profesör Özcan, aileyi güçlendirmek ve öğretmeni güçlendirmek diyor. Mesela öğretmek olmak için yüksek lisans şartı getirilmeli, eğitim fakülteleri uygulamalı olmalı düşündüm de eğitimden önemli hangi sorunumuz var